Hepinize merhaba arkadaşlar. Yazılı yazılımcısının kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıflar, 2. dönem, 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularımıza ve daha fazlasına yazılılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Sorularımız test sorularına oluşuyor. Çünkü LGS sınavında da sorular, sorular test tarihlerine çıkacağı için yazılılarımız da bu şekilde olacaktır. Sayısı bir rasyonel sayı olduğuna göre ilk senin araştırdık sayılardan hangisi yazılamaz? Sırayla yerine yazalım. Şimdi eksi 11 yazdığımızda kök içinde 38 eksi eksi 11'den artı 11 olacaktır. Ve burası kök içinde 49 olacaktır. Ve kök 49 da 7 olarak karşıya çıkacaktır. O yüzden A şıkkındaki sayımız rasyonel bir sayı oluştur. A'yı eledik. 18 koydur, koyacak olursak yerine. 38 eksi 18 kök içinde arkadaşlar burası 20 gelecektir. Ve kök 20 de nedir? 2 kök 5 şeklinde dışarıya çıkacaktır ve bu da irrasyonel bir sayıdır. Rasyonel değildir. O yüzden hangisi yazılamaz dediğimizde kök 18'i yazamayız. 29 yazacak olursak 38 eksi 29'dan kaç gelecektir? Burası 9 gelecektir ve kök 3'ünde 9, 9'dan 3'e eşittir. O yüzden rasyonel sayı olacaktır. 38 yazdığımızda 38 eksi 38'den 0 gelecektir. Ve kök içinde 0 da sıfır eşittir. Bu da rasyonel bir sayıdır. Ama 18 yazdığımızda irrasyonel olacağından dolayı cevabımız Burta şıkkı. İkinci sorumuz işleminin sonucu hangisidir diye sorulmakta. Bu tür sorularımızda ilk olarak sağdan başlayacağız ve o şekilde devam edeceğiz. Burada kök içinde 4 var. Kök içinde 4 karşı tarafa yani dışarıya 2 şeklinde çıkar. Yani bunun yerine 2 yazabiliriz. Buraya 2 yazdığımızda 2 artı 2 4 gelecektir burası ve gene bir kök var ve kökün dışına gene e, 2 olarak çıkacaktır. Yani şuraya yazacak olursak 14 artı 2 kök içinde eksi bu şekilde yeni bir ifademiz oluşmuş oluyor. Burayı yaptığımızda burası 16 gelecektir ve kök 16 da 4 olarak ifade edilecektir. Yani 53 eksi 4 kök içinde olacaktır. Burayı da yaptığımızda kök 49 bizim cevabımız olacaktır o da. 7'nin karesi olduğu için 7 şekline çıkacaktır. Cevabımız denizi şıkkı olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim. İşlemin sonucu kaçtı diye sorulmakta. Klasik bir sorudur arkadaşlar. Bu burada kesinlikle bu çarpma işlemini yapmayacaksınız. Zaten yaparsanız için işinden çıkamazsınız. Burada yapmanız gereken şu olacaktır. Kendinize bir referans sayı belirleyeceksiniz. Şimdi 2018 var, 2020 var. Ortasını alalım biz 2019. Şimdi 2018-2019 cinsinden yazalım. Nasıl yazarız? 2019 eksi bir şeklinde yazarız. Bu 2018'dir. Son çarpı dedik. 2020 ile 2019 cinsinden yazacak olursak 2019 artı bir yazalım. Sonra artı bir kök içinde bunları tabii sonradan ekleyeceğiz tabii ki. Şuraya baktığımızda burası sizin dikkatinizi çekti mi? Evet çekmesi olması gerekiyor. Tam kare farkı oluşacaktır arkadaşlar burada. Yani burayı biz nasıl yazabiliriz? Şu şekilde yazabiliriz. 2019'un karesi eksi 1'in karesi artı 1 şeklinde yazabiliriz. Burayı düzenleyecek olursak tabi kara kökü de unutmayalım. Sonra burayı yaptıktan sonra çok kolay arkadaşlar. 1'in karesi gene 1'e eşit olacaktır. Eksi 1 artı 1 bir birbirini götürecektir. Buradan sonra ne kaldı? 2019 karesi e, kök içinde kare içinde 2019'un karesi gelecektir. Buradaki kare kökle kare birbirini götürecektir ve 2019 dışarıya çıkacaktır. Cevabımız da Bursa şıkkı olacaktır. Sayılarımız farklı olabilir ama bu tür sorularımızda yapmanız gereken ortak bir sayı belirleyip onların arasında bir bağdaş kurup arkadaşlar tam kare farkına dönüştürmeniz olacaktır. Gerisi çok kolay. Dördüncü sorumuz. Yanda alanları verilen karesel bölge, bölgelere göre AB doğru parçası kaç santimetre karedir deniliyor. Şimdi buradaki iki tane kare verilmekte. Karesel bölge bu iki tane kareyi temsil ediyor arkadaşlar. Buradaki ilk karemizin alanı 72 birim kare. Karemizin alanı nasıl bulunuyordu? Ee, bir kenarın karesini bulduğumuzda karenin alanı ortaya çıkıyordu. Yani bir kenarına burasına x diyecek olursak buradaki karemizin alanı x kare eşittir 72 olmakta arkadaşlar. Yani bir kenarımızın uzunluğu da x eşittir kök 72 olacaktır. Bizden istenen AB doğru parçasının uzunluğu yani burası. Yani burası x buraya da y diyecek olursak burası da bir kareymiş. Buraya da y diyecek olursak burası x eksi y hatta yazalım. E, buraya baktığımızda buranın da bir kenar uzunluğu y ise arkadaşlar buradan da yola çıkacak olursak y kare eşittir 18 diyoruz karenin alanından ve y'miz eşittir kök 18 gelmiş oluyor. Bizden istenilen x artı y, x ile y'yi toplayacağız. Şimdi kök 72'yi bir dışarıya çıkaralım. Nasıl yazabiliriz kök 72? Aslında 36 çarpı 2 şeklinde söyleyebiliriz. 36 çarpı 2'den de 36 6'nın karesi olduğu için 6 şeklinde dışarıya çıkacaktır. Yani burası 6 kök 2'dir. X'imizi 6 kök 2 bulduk. O bir dursun. Sonra biz 18'i nasıl yazabiliriz? Kök içinde 9 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. 9 da 3'ün karesi olduğu için 3 kök 2 şeklinde çıkacaktı. Bu da y'dir. Bizden istenilen AB doğru parçasıdır. Yani buradaki uzaklıktır ve bu da x artı y'dir. Yani biz buradaki bulduğumuz x ile burada bulduğumuz y'yi topladığımızda x artı y'yi AB doğru parçasını AB kenarını bulmuş oluyoruz. Toplayacak olursak 6 kök 2 artı 3 kök 2'den arkadaşlar köklerimiz aynı olduğu için direkt buradaki ifadelerimizi toplayacak olursak 9 kök 2 bizim cevabımızdır. O da D şıkkındadır. Cevabımız denizi şıkkı. Beşinci sorumuza devam edelim. Şekilde kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade hangisidir deniliyor. Ne yapacağız? Dikdörtgenin alanını bulacağız. Nasıl bulacağız? Uzun kenarlı kısa kenarı çarparak bulacağız. Yani x eksi 3 çarpı x eksi 4. Kolay bir soru olmuş arkadaşlar. Tabi sınavda her soru zor olmayacaktır. Arada böyle kolay sorular da olacaktır. Puan alabilmemiz açısından. Sonra burayı dağıtacak olursak x ile x'i çarptık x kare geldi. x ile eksi 4'ü çarptık eksi 4 x geldi. Eksi 3 ile x'i çarptık eksi 3 x geldi. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımızda artı 12 gelecektir. x'leri toplayacak olursak x kare eksi 4 x artı eksi 3 x'ten eksi 7 x artı 12'yi de yapıştırdığımızda cebirsel ifademiz x kare eksi 7 x artı 12 ceyhan şıkkı gelecektir. 6. 90 sayfalık bir kitapta rastgele açılan bir sayfanın tam kare olma olasılığı kaçtır deniliyor? Öncelikle tam kare sayılarımızı bir bulalım. Tam kare sayı da e, birden başlayacak olursak, tabii ki birden başlayacaktır arkadaşlar 90 sayfalık bir kitabımızsa. Bir tam kare sayı olacaktır. Ardından 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49... 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100 ama da zaten 90 sayfalık bir kitabımızdı. O zaman tam sayı olan sayılarımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane tam kare olan sayımız var ve toplam sayfa sayımız 90 olduğuna göre 9 bölü 90 dediğimizde bu nedir? 1 bölü 10'a eşittir. E, tam kare sayı gelme olasılığı 1 bölü... 10 olacaktır. Cevabımız Bursa şıkkı. 7. 1'den 100'e kadar numaralandırılmış 100 sayfalık bir kitabın sayfalarından biri rastgele seçildiğinde sayfa numarasını 2 yazma olasılığı kaçtır diye sorulmakta. Öncelikle gelin bakalım 2 yazanlara. Şimdi önceki 1 2 şekline 1 2 3 4 5 şekline gittiğinde 2 rakamı tek başına olacaktır. Son bir de 20'li sayfalarımız olacaktır. 20, 21, 22 bu şekilde girecektir. Burada da 10 tane 2'nin olduğunu söyleyebiliriz. Sadece 2 rakamı için bir tane durumumuz var. Bir de 20'li bir sayı yazacak olursak buradan da 10 tane durumumuz olacaktır. Sonra baktığımızda arkadaşlar sonra e, neyi söyleyebiliriz? 2 e, bir de şey var arkadaşlar mesela e, sayfa numarası 2 yazma olası tamam 22 yani 2'li olmasına gerek yok zaten onu e, cebe koyduk. Sorun yok onda. Sonra devam edecek olursak başka ne olabilir? Başka bir de şu sayılarımız olabilir. Mesela yanında 2 olabilir. 12, 22'yi söyleyemez. 22 buraya girecektir. 32 var, 42 var, 52 var. Sonra 62, 72, 82, 92 var arkadaşlar. Bunlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ediyor. Buradan... Sıraya da bunları söyleyecek olursak şu şekilde yazalım. Buradan da 8 tane var. Toplamda 19 tane durumumuz var. Ve toplam sayfa sayımızda 100 olduğuna göre cevabımız 19 bölü 100 olacaktır. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Bir rakam olan 2'yi aldık. Bir de 20'li ifadelerimizi aldık. Bir de e, yandaki sadece ikinci yani biller basamağında 2 olan sayılarımızı aldık. Burada dikkat etmeniz gereken 22'yi almamanız. Çünkü 22'yi zaten burada saymıştık. 2 kere saymamıza gerek yok. Onu yaparsanız soru gider. Cevabımız CH şıkkı 19 bölü 100. Bu şekilde bir soru LGS'de karşınıza çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. 8. Bu cebirsel ifade için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır deniliyor. Soru köküne dikkat edelim. 4 terim vardır deniliyor. Terimlerimize baktığımızda 6 kök 3 bir terim. Eksi 7 x kare bir terim. 4 x bir terim. Eksi 1 bir terimdir. Toplamda 4 terimimiz var doğru. Kat sayılarının toplamı 2'dir katsayının toplamı için x gördüğümüz yeri 1 yazabiliriz direkt. 1 yazdığımızda 6 buradan eksi 7 buradan artı 4 ve bunu sabit terimimize saydığımızda eksi 1 olacaktır. Buradan eksi 1 eksi 2 2 katsayının toplamı 2 gelmekte doğru. Doğru olanları eliyoruz eriyor, yanlış arıyoruz çünkü. x kareli terimin katsayısı 7'dir. x kareli terimin katsayısı 7 değil eksi 7'dir arkadaşlar. Burada dikkat etmemizde fayda var. Kas sayılarda neleri ön plana alıyoruz? Gene işaretlerimizi de ön plana almak zorundayız. Burası 7 denildiği için yanlıştır. Kas sayımız eksi 7'dir. Sabit terim eksi 1 deniliyor. Evet doğru bakın burada eksi 1 deniliyor. E, sabit terimi 1 deseydi yanlıştı. Eksi 1 dediği için burası doğrudur. Elidik yanlış cevabı aradığımız için cevabımız Ceyhan Şıkkı. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Satırlatmamızın ardından 9. sorumuza devam edebiliriz. Burada da bizi ne karşılıyor? Tam kare farkı karşılıyor. Biz bunu nasıl açabiliriz? Şu şekilde. 12,5 artı 7,5 parantez içinde çarpı 12,5 eksi 7,5 şeklinde açabiliriz arkadaşlar. Böyle uğraşmamıza gerek yok. Burayı topladığımızda 19, 20 gelecektir. 20 çarpı. Buraya baktığımızda 5 gelecektir. 20 çarpı 5'ten 100 cevabımız olacaktır. Yine gördüğünüz gibi kolay bir soru karşımıza çıktı. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır şeklinde soruluyor. Ne yapacağız burada? Direkt çapraz çarpım yapacağız. 3 çarpı x artı 2 eşittir 4 çarpı x. Burayı dağıttığımızda şöyle şekilde dağıttığımızda 3x artı 6 eşittir 4x diyoruz. x'leri bir tarafa toplamak için 3x'i karşı tarafa attığımızda eksi 3x olarak geçtiğinde x olarak oluşacaktır. Burada da 6 kaldı. x'imizi 6 olarak bulduk. Bizden zaten istediği x'ti. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. 11. Denkleminde y'nin x cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Bu tür sorularımızda yani şunun şunun cinsinden soruları karşısına çıkabilir gene. Bu tür sorularımızda da ne yapıyoruz? Gene işler dışarı çarpım yapıyoruz. Zorluk olarak ortanın üstünde olan bir sorudur arkadaşlar. Böyle bir soru farklı bir şekilde karşınıza LGS sınavında da gelebilir. Çapraz çarpım yapacak olursak burada dikkat etmemiz gereken parantez içinde almaktır. 3 çarpı 2x eksi 4 parantez için almazsanız sorunuz gider. 2 çarpı y artı 4. Sonra burayı dağıtacak olursak dağıtmaları da güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. 6x eksi 12 eşittir. Burayı da dağıttığımızda 2y artı 8 gelecektir. Sonra bizden istenen y'nin x cinsinden değeri. Yani biz y'yi yalnız bırakacağız. Y'yi yalnız bırakabilmek için y burada kalsın. Eksi 8'i karşı tarafa atalım. 2y eşittir diyoruz. 8'i karşı tarafa eksi 8 olarak aldık. 6x eksi 12 bir de eksi 8 geldi. Eksi 20 olmuş oldu. Sonra y'yi yalnız bırakabilmek için her iki tarafı da 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüzde 6x'i 2'ye böldüğümüzde 3x. Eksi 2'ye böldüğümüzde eksi 10 gelecektir. Y'mizi 3x eksi 10 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Hangi şıkta var? 5 şıkkında var. Güzel bir soru. Böyle bir soru hani farklı bir şekilde direkt böyle işlem olarak gelmez ama. Farklı bir şekilde yoruma dayalı olarak Hani bir problem tarzında. LGS sınavında da karşınıza gelebilir. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Diğerinin diğeri cinsinden yazma soruları karşınıza çıkabilir. Açıdaki bilgilerden hangisi doğrudur deniliyor. X ekseni üzerinde noktanın absisleri 0'dır denilmekte. Şöyle yapacak olursak bir ordinat e, koordinat çizim, e, koordinat çizelim arkadaşlar. Buraya x buraya da y dedikten sonra x ekseni üzerinde noktanın absisleri sıfırdır. Şimdi buradaki noktamızın Apsisi mi sıfır, ordinatı mı sıfır? Hemen bakalım. Apsisi sıfır değil, ordinatı sıfırdır arkadaşlar. Burada mesela x, s sıfır noktası diyelim, atıyorum. Burası apsis, burası ordinattır. Ordinatı sıfırdır, apsisi sıfır değildir, yanlış. İkinci bölgedeki noktanın ordinatları negatiftir. Burası birinci bölge, burası ikinci bölge. Ve bu noktanın ordinatları yani y ekseni negatiftir deniliyor. Buradaki eksenimiz burası için, ikinci bölge için pozitiftir arkadaşlar y ekseni. O yüzden bu da yanlıştır. Yanlışları eledik. Dördüncü bölgedeki noktanın apsisleri pozitiftir. 1, 2, 3. ve 4. bölgemiz. Dördüncü bölgedeki noktalarımızın apsisleri pozitiftir. Apsis x, bölge, x noktası olacaktır. X noktaları da burası için pozitiftir. Doğrudur. D'ye de bakalım. Orjinin koordinatları birebir deniliyor. Yanlış. Orjinin koordinatları burasıdır. Ve sıfıra 0, 0 olacaktır. O yüzden burası da yanlış. Doğru istediği için cevabımız Ceyhan şıkkı olacak. Yanda verilen rampanın eğimi yüzde kaçtır denilmekte. Rampanın eğimini bulabilmek için arkadaşlar ne yapıyoruz? Dikey bölü yatay diyoruz. Dikeyde 5 cm yatayda 4 cm olduğu için bu rampamızın eğimi 5 bölü 4'tür. Bunu yüzdeliğe vurabilmek için paydamızı 100 yapacağız. O yüzden 25'te genişletecek olursak 25 çarpı 5 bölü 100 bizim cevabımız olacaktır. Burası da 125 gelir ve eğimimiz... %125 olacaktır. Cevap denizi şıkkı. 14. sorumuz. Doğrusunun eğimi kaçtır deniliyor. Şimdi eğimi bulabilmek için öncelikle y'yi yalnız bırakacağız ve x'in katsayısına eğim diyeceğiz. Bu kadar basit. Y'yi yalnız bırakabilmek için 2y eşittir diyelim. Buradaki 3x'i ve 6'yı karşı tarafa atalım. 2y eşittir 3x eksi 6 eksi 3x unutmayalım. Eksi 3x eksi 6 demiş olduk. Y'yi yalnız bırakabilmek için bir de 2'ye bölecek olursak. Y eşittir eksi 3x eksi 6 bölü 2 olacaktır. Buradan eğimimizi bulabilmek için de y'yi yalnız bıraktıktan sonraki x'in katsayısı bizim eğimimiz olacaktır. Buradaki x'in katsayısı da nedir? Eksi 3 bölü 2'dir arkadaşlar. x'imizin katsayısı eksi 3 bölü 2'dir. Cevabımız B şıkkıdır ve y'yi yalnız bıraktığımızdaki x'in katsayısı da bize eğimi verecektir. Cevap Bursa şıkkı. 5. Yukarıdaki sayı doğrusuna kalın olarak gösteren eşitsizlik hangisidir diye soruluyor. Şimdi bu aralığı istemekteyiz. Eksi 4 ile 3 diyelim. Sonra arkadaşlar bu aralığı söyleyebilmek için eksi 4'ten küçüktür. Buraya x diyecek olursak o da küçüktür 3 diyeceğiz. Sonra dahil mi değil mi ona karar vereceğiz. Bakın eksi 4 kapalı. Yuvarlak içi kapalı olarak bırakılmış. Yani kapatılmış. Kapatılmışsa dahildir. O zaman küçük eşittir olacaktır. Eksi 4 küçük eşittir x şeklinde olacaktır. Eksi 3 pardon 3 burada açık olarak bırakıldığından dolayı 3'ü dahil etmeyeceğiz. O yüzden burası küçük olarak kalacaktır. Yani eksi 4 küçük eşittir x o da küçüktür 3 şeklinde olacaktır. Hangi şıkkımız var bakacak olursak b c de var. Cevabımız c şıkkı eksi 4 küçük eşittir x o da küçüktür 3 şeklinde eşitsizliğimizi gösterebiliriz. 16 x ve y tam sayı olmak üzere olduğuna göre x'in en büyük değeri ile y'nin en küçük değerinin toplamı kaçtır deniliyor. x eksi 10'dan küçükmüş ve y de 11'den büyük veya eşitmiş. Buna göre x'in en büyük değerini istiyoruz. x'in en büyük değeri x'imiz eksi 10'dan küçük ise en büyük değeri için ne diyebiliriz? Eksi 11 diyebiliriz. Eksi 11 x'in 10'dan en küçük e, eksi 10'dan küçük en büyük değeridir x'imiz eksi 11 olarak söyleyebiliriz. Sonra y'nin en küçük değerinin toplamı deniliyor. y'nin en küçük değeri de y büyük eşittir 11 için 11 olacaktır. y'ye de 11 diyelim. Toplamını soruyor. Eksi 11 artı 11 cevabımız 0 bursa şıkkı. 17. Şekildeki ABC'deki üçgeninde AB kenar uzunluğu kaç santimetredir deniliyor? Burası A, burası B, burası C arkadaşlar. Burada neyi kullanacağız? Hipotenüsü kullanacağız. 2'nin karesi artı 1'in karesi eşittir buraya da x diyecek olursak x'in karesini. Burası 4 artı 1 eşittir x'in karesi. Buradan x kare eşittir 5 ise x'imizi kök 5 olarak söyleyebiliriz. Cevabımız denizi çıkıyor. Kolay bir soru geçti. A noktası veriliyor. Noktasının absisi ile B noktasının ordinatı birbirine eşit ise K karşı. Evet güzel bir soru. Gene kaliteli bir soru. Çözeceğiz birazdan. Bu da LGS sınavımızda karşınıza gelebilir. Bu A noktasının absisi. Absis neydi? X demekti arkadaşlar. Ordinat ise Y demekti. Bunu unutmayalım. Absis yazalım. X ordinat Y. Bu üniversitede dahi karşısına çıkacaktır. Bunu bilmenize fayda var. Sonra bakacak olursak bu A noktasının absisini yani X değerini bulalım. Virgülün solundaki kısım olacaktır. Yani şurası. Nedir? 3X 3K eksi 12'dir. Bu neye eşitmiş? B noktasının ordinatına. Ordinat da virgülün sağındaki ifadedir. Orası da K artı 6. Bu ikisi birbirine eşitmiş. Eşitliği sağlayabilmek için bilinmeyenleri bir tarafa attığımızda K'yı karşı tarafa eksi olarak geçiriyoruz. Ve buradan 2K gelmiş oluyor. Eksi 12'yi karşı tarafa artı 12 olarak attık. 12 artı 6'dan 18. K'mız buradan 9 gelecektir. Bir de zaten K'nın kendisiydi. Cevabımız Adana Şıkkı. 19. sorumuz... Bilgi olarak bize dik doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1 eşittir deniliyor. Aşağıdaki doğrulardan hangisi x artı 2 eşittir eksi 2 doğrusuna diktir denilmekte. Gene güzel bir soru. Buraya hemen yıldızımızı atalım arkadaşlar. Gene üniversite düzeyinde bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Bakacak olursak burada ilk olarak bize verilen bu denklemin eğimini bulacağız. Eğimini nasıl buluyorduk? Y'leri y'yi yalnız bırakıp x'in kat alıyorduk. Şimdi 2 y'yi yalnız bırakalım bir. Eşittir. Eksi 2 karşıda. X'i de karşı tarafa eksi x olarak attık. Sonra her iki tarafı 2'ye böldük. Y'miz ne kaldı? Eksi 2 eksi x bölü 2 kalmış oldu. Buradan da x'imizin kat sayısı nedir? Şöyle bakacak olursak. Eksi 1 bölü 2'dir. Bu doğrumuzun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Bizden istenilen hangi doğru aşağıdaki hangi doğru bu doğruya diktir de ve bize bir bilgi olarak da dik duru doğrudan eğinin çarpımı eksi 1 olarak verilmiş. Yani biz eksi 1 bölü 2 ile bir sayıyı çarpacağız ki cevabımız eksi 1 gelecek. Yaptığımızda eksi x bölü 2 eşittir eksi 1 ise eksi x eşittir eksi 2'den x'imiz 2 olacak. Yani bu aşağıdaki doğrularımızın hangisinin eğimi 2'dir aslında sorumuz budur arkadaşlar. Bu biraz uğraştırıyor işte işte e, ee, eğimlerin diktir vesaire diyerek bizi uğraştırıyor. Aslında sormak istediği hangisinin şıklardaki denklemlerden hangisinin doğrusunun eğimi 2'dir olacaktır. Buna bakacak olsak yine aynı yoldan ilerleyeceğiz. Y'yi yalnız bırakıp x'in kat bulacağız. A'dan yola gidecek olursak 4y eşittir. 12 eksi 3x. Her tarafı 4'e böldük. Eksi 3 bölü 4. Eledik. B'ye bakacak olursak. Y'yi yalnız bıraktık. Eksi 8 eksi 2x. Ee, baktığımızda buranın eğimi eksi 2 ama biz 2 arıyoruz eledik. Buraya bakacak olursak eksiye eşittir dedik. Eksi 10 eksi 2 x karşı tarafa attık. Her iki tarafı eksiye böldüğümüzde y eşittir 10 artı 2 x gelmiş oldu ve x'in kas sayısı gördüğünüz gibi 2. O zaman bu doğrumuzun eğimi nedir? 2'dir arkadaşlar. Ve biz de zaten eğimi 2 olan doğruyu aramaktaydık bu sorumuzda. Cevabımız C şıkkı yapıştırdık ve geçtik. 20. sorumuz 2x artı 5 eşittir 20 denklemin grafiği ile eksenler arasında kalan üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmakta. Şimdi öncelikle koordinat düzlemini şuraya bir çizelim arkadaşlar. Düzgün olmadı ama işimizi görecektir. Sonra öncelikle burada bu denklemi grafiğe çevirebilmek için x'e bir 0 verelim. x'e 0 verdiğimizde y'miz kaç geliyor? x'e 0 verdiğimizde burası gitti. 5 eşittir. 20 geldi. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde y'yi 4 olarak bulmuş olduk. Yani x 0 iken y 4. 0'a 4 noktasını söyleyelim. Neresidir? Şurada bir yerde arkadaşlar. Şurada bir noktamız var. Sonra bir de y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verdiğimizde bu sefer bu gitti. x eşittir 20 olmuş oldu. Ve buradan x'imizi 10 olarak bulmuş olduk. Yani y 0 iken de x 10 olmaktaymış. O da Şöyle hani tam orantılı olmadı ama o da burası olacaktı. Yani buradaki denkli doğrumuz bu şekilde. Pardon tam güzel olmadı ama şu şekilde olacaktır. Zaten sayıları bilmemiz yeterlidir. Bu şekilde çizebiliriz. Sonra grafiği ile eksen arasında kalan üçgenin alanı soruyor. Yani bize şurayı sormakta bu üçgenin alanı sormakta. Bakın üçgenin bir kenarı 4 birim. Diğer kenarı 10 birim. O zaman gelin birlikte buradan hemen dik üçgen olduğu için alanını bulalım. 4 çarpı 10 bölü 2 bu üçgenimizin alanını verecektir. Bu da güzel bir sorumuz. Üniversite sınavında dahi çıkabilecek düzeyde. Baktığımızda 2 çarpı 10'dan 20 bizim cevabımızdır. Cevabımız CH şıkkıdır. Devam ediyoruz 21. ve son sorumuzla. Bu denklem veriliyor. Denklemiyle verilen doğrunun eğimi 1 bölü 2'dir. Bu doğrunun grafiği 1'e Eksi 1 noktasından geçtiğine göre a eksi b kaçtır diye sorulmakta. Bize bu denklemin eğimini verilmekte. Eğimi 1 bölü 2 imiş. Eğimi biz nasıl buluyorduk? Y'yi yalnız bıraktığımızdaki x'in katsayısı bize eğimi vermekteydi. Hemen yalnız bırakalım. Eksi 3 y eşittir. Eksi a x eksi b her iki tarafı eksi 3'e bölecek olursak buradan ne gelecektir? 3 pardon y eşittir. Eksi a x eksi b bölü eksi 3 gelecektir. Buradaki x'imizin kat sayısına bakacak olursak eksi a bölü eksi 3'ten a bölü 3 gelecektir. a bölü 3 neye eşitmiş? 1 bölü 2'ye eşitmiş. Direkt eğim, eğim neydi? x'in katsayısıydı. Buradan a'mıza bakacak olursak 2a eşittir 3'ten a'mız 3 bölü 2'dir. Bu bir dursun. Sonra a eksi b istediği için bir de biz b'yi bulmamız gerekiyor. A'nı, a'nın yerine 3 bölü 2 yazabiliriz böylelikle arkadaşlar. Hatta şu, direkt şu denkleme dönelim. Burayla uğraşmayalım. A gördüğümüz yere 3 bölü 2 yazacağız. 3 bölü 2 x eksi 3y artı b eşittir 0 ve b'yi bulacağız. B'yi de bize verilen 1'e eksi 1 noktasından bulacağız. Burası x burası y idi ya. x gördüğümüz yere 1 y gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak 3 bölü 2 ve y gördüğümüz yere eksi 1 yazacak olursak burası 3 gelecektir. 3 artı b eşittir 0 buradan b'yi direkt çekeceğiz. Burası arkadaşlar nedir? toplayacak olursak 2 kere 3 6 9 eklediğim 3 eklediğimizde 9 9 bölü 2 eşittir eksi b b'miz eşittir eksi 9 bölü 2 eksi 9 bölü 2'yi b olarak bulmuş olduk a'mız da 3 bölü 2 idi bizden istenen a eksi b yani 3 bölü 2 eksi eksi 9 bölü 2 buradan da eksi eksi artı getirecektir 3 bölü 2 artı 9 bölü 2'den 12 iki bölü 2'den cevabımız 6 gelecektir. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videolarımı izletebilirsiniz. Son olarak bu yazı soruları ve daha fazlasına videonun başında dediğimiz gibi yazılayım.com adresimizden ulaşabilirsiniz. Orada takdir teşekkür hesaplamasından tutunda çıkmış sınavların sorularına oradan tutunda da tez, online test çözmeye kadar her şeyi orada bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.